Sayın Sadun Baro, hatıralarınızı topladığınız kitabınızda bu karşılanışınızı şöyle anlatıyorsunuz. İsterseniz o bölümü de burada birlikte okuyalım. Türk karasularına girdiğimiz Babakale önlerinde sizi ve bizi ve kısmetimizi ilk kucaklayanlar şanlı donanmamıza mensup 4 refakat gemisi oldular. Anılarımda o günü ve onu izleyen günlerimi şöyle özetleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanımızın kısmetin dönüşüyle ilgili iltifatkar mesajlarını almak üzere yelkenlerimizi indirip sancak gemisi Koçhisar'a aborda olduk. Babakale'den itibaren 10 gün süreyle her anı ömrümüz boyunca hiçbir zaman hatıralarımızdan silinmeyecek bambaşka bir hayal aleminde yaşadık. Her uğradığımız yerde Kadir Şinaz milletimiz en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün askeri, mülki erkan kısmeti en samimi hislerle bağrına bastı. En büyük teveccühü gösterdi. Çanakkale'ye girişimizde kısmetin etrafını deniz kuvvetlerine mensup gemiler, özel motorlar, vapurlar sarmıştı. Alçaktan uçan uçaklar çiçekler atıyorlardı. İşten sevgiyle karşılandığımız Çanakkale'de bir yandan karada ve denizdeki fener alaylarını izliyor, bir yandan da yurdun dört bir yanından gelen kutlama telgraflarını okuyorduk. İstanbul'a gelinceye kadar eksiksiz her sahil kasabası köyü önünden geçerken kısmeti motorları ve sandallarıyla karşılıyorlar, etrafını sarıyorlar, bir sonraki köyden gelen motorlarla sandallara teslim ediyorlardı. Yeşilköy önlerine yaklaşırken önce İstanbul, sonra Fenerbahçe ve Caddebostan, 2 yıl 10 ay önce gözden kaybettiğimiz o aşina silüetler teker teker karşımızda belirmeye başlayınca artık yay gibi gerilmiş sinirlerimiz birden boşandılar. Özlem ve sevinç duygularımız gözyaşlarımız oldu. Zaten o andan itibaren geçen saatleri biz yaşamadık. Unutulmaz bir filmin kopuk kopuk sahnelerini seyreder gibi olduk. İstanbul'da irili ufaklı yüzlerce gemi, kotra, motor, sandal ortasından süzülüyor. Su fıskiyeleri, düdükler, toplar arasından geçerek sahilde el sallayan yüzlerce, binlerce mendile doğru yaklaşıyorduk. Dolmabahçe'de tahmin edilemeyen bir kalabalık vardı. Bir ara yağan kuvvetli yağmur bile kucağı bebekli anneler, bahriyeli giysileri giymiş çocuklar, bastonuna dayanmış gözü nemli ihtiyarlar ve tarihsiz coşkular içindeki gençlerden oluşan bu kalabalığı dağıtamamıştı. Bu içten sevgi ve teveccüh bizi bahtiyar etti. Evet, anılarınızda bahsettiğiniz İstanbul'a girişiniz, işte şimdi Barbaros anıtındasınız. Ondan sonra siz anlatır mısınız rica edeyim? Şimdi Barbaros anıtından ayrılıyorsunuz. Evet, gün 15 Haziran 1968 hayatımızın şimdi en heyecanlı günüydü o. Beyoğlu'nda. Evet, Beyoğlu'ndan geçiyorduk. Aziz milletimiz bize canı gönülden bağrını açtı. Buradan ve en samimi hislerle bizi karşılamıştı. Taksim'de Atatürk anıtını kısmetin çelengini bırakırken. Evet, Sayın Sadun Bora, İstanbul'da halkın bu işten sevgi gösterisi sizi bahtiyar etmişti ama bir başka olay da sizi Ankara'da bahtiyar etmişti. Günün Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay sizi Çankaya Köşkü'nde kabul ediyor. Bu büyük başarınızdan ötürü sizi kutluyor idi. Eşiniz hanımefendinin kucağındaki herhalde gemideki o Miço adı verdiğiniz kediniz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kısmetin defterine hatıralarını, duygularını yazıyordu.